Buradan kurtaracağız arkadaşım, tamam mı? Bir yolunu bulacağız. Şimdi Rüzgar, Rüya gelin böyle. Biz demokratik bir aileyiz. Rüya buraya gelin dedim, arkasına bakmadan koşuyor. Neden böyle yapıyor? Şimdi otur turuncu armutumuza lütfen. Rüzgar Bey, sizi de armutu alalım. Şimdi arkadaşlar şöyle bir problemimiz var. Kuşumuz buraya sıkıştı. Kuşumuz dedim. Aşkım sahiplendim ben. Ama onu oradan kurtarmamız lazım. Ailesine kavuşmak istiyor olabilir. Şimdi babanızın bir çözüm yolu var. Evet. Söyle. Şimdi geçmiş tecrübelerimize dayanarak hayvana herhangi bir zarar vermemek adına Evet. güzel bir fikrim var. Ne Şimdi yapacağız? önce hayvana orada yemi verdik, az önce biraz yedi ama biz burada durmadık, biz buradayken yemiyor çünkü. Evet. İşe yarayıp yaramayacağını bilmiyorum, sadece aklıma geldi. Bekleyin, hemen geliyorum. Acaba ne yapacak? Bu arada ben de kendi fikrimi anlatıyorum size. Benim fikrim ne biliyor musun? Rüzgar, benim fikrimi neden dinlemedin? Anneciğim, ben de aynısını düşünüyorum. Evde kalmaz ama diyorum ki camı komple açsak burayı, burayı da aç. O buradan böyle fışık diye dolaşır çıkabilir o zaman yukarı diyorum. Ama ya korkudan öyle altına yaparsa onun Evet, bu da bir şey ama yapacak bir şey yok öbür türlü. Ya bizim daha önce de arkadaşlar başımıza geldi. Böyle bir tane kuş gelip ödev yapıyordu. sıkışmıştı. Evet, Rüya ödev yapıyordu. Böyle geldi, anne dedi ben değişik sesler duyuyorum dedi. Geldik. Ne yapacağız? Şey, hani böyle küçük muhabbet kuşu kafesinin üstünde hayvan dursun diye bir sopa vardır. Evet. Ben de diyorum ki acaba şu pencereden bu sopayı aşağıya doğru şöyle uzatsak, bunun üzerine çıkıp gider mi? Denemeye değer. Değer değil mi? Böyle Değer. korkutmadan yavaş yavaş. Hadi yürüyün. Bence ne yapıyorsun? Camı Camı açmayacağız mı? açmıyoruz. Camı açmıyoruz. O senin Aa, yerin. camı açmadan nasıl koyacağız Şimdi sopayı? buradan bu sopayı böyle sokuyorum. Tamam Evet. mı? Yavaş hayatım. Evet, bırak öyle. Yükselsin oradan. Bizim amacımız bu. Evet, bunun üstüne Yavaş acaba rüzgar. Rüzgar yaklaşma annem, korkmasın. çıkabilir Şimdi mi? arkadaşım yapman gereken şey buradan yukarıya doğru çıkmak. Çözümün başarılı... Çözümün ne ya? Yolun başarılı olduğunu görmek için sana tam Yöntemi. 5... Ha, yöntemin, evet, doğru kelime bu. Sana tam 5 dakika veriyorum. Evet. 5 dakika içinde çıktı çıktı. Çıkmazsa eğer benim yöntemime geçiyoruz, tamam mı? Anlaştık. Şimdi herkes şuraya otursun ve izleyelim. Arkadaşlar, bu arada benim biraz sesim kısıldı. Geçmiş olsun dilekleriniz için şimdiden teşekkür Ben ederim. benim hayvanlarla konuşabilirim. Atıyorum, ailemi özledim. Beni buradan çıkarır mısınız gibi Bir şey söyleyeyim mi? sesler Şu an onu dinlemekten ziyade beni anlamasını çok isterim. Ona bak, yöntemi gösteriyorum. Ama şu an hala başaramadı. Beklemeye geçelim. Hala hareket yok, değil mi? Durdu sabitlerini. Acaba bizden mi korkuyor? Çok uzaktayız ve hareketsiziz. Bence şey yapabilir ya. Gidebilir yani. 5 dakikası var. 5 dakika içerisinde bunu yapmazsa camı açarım. Yazık, günah ya. Camı açarsak ona kanat çırpabileceği alan vereceğiz. Böylelikle de yükselip dışarı doğru Ya uçabilecek. içeri girerse? Ya bu o kadar şey değil bu hayvan ya. Bilmiyor mu ailesinin dışarıda olduğunu? Biz değiliz onun ailesi. Anne, peki içeri girerse onu alacak mıyız? Ailesini biz olarak görüyoruz. Ya Rüya, sen hiçbir fırsatı kaçırmıyorsun. Bizi izliyor. Evet, o da bizi izliyor, biz de onu izliyoruz. Karşılıklı bakışıyoruz şu anda. Kadro bu. Klasik müzik açsak rahatlatır mıyız acaba? Bence hiç girmeyelim müzik Klasik müzik olayına. çalayım mı? Yok yok, bekle. Korkmasın hayvan. Bak biraz gidiyor. Yavaş yavaş gidiyor. Yürü yürü, sola sola. Sola git hadi. Bak yine yapıyor Bak yine aynısını. yapıyor aynısını. Çıkamıyor. Anlamadı onun oradan yükselebileceğini. Az önce açmış olsaydık şu an oradan kanat çırpma açısını vermiştik ona. Bunu yapmak zorundayız hayatım. Ben evimin pislenmesini kabul ediyorum. Yapacak bir şey yok. Üçümüz, ay dördümüz beraber temizleriz. Ama onu ailesine kavuşturmalıyız. Kapat kapıyı. Erken değil mi daha? Değil Bekleyelim değil. biraz daha. Çıkamıyor hayvan, anlamadı konuyu. Rüzgar, sen kapıyı kapat, ben de camı açıyorum. Siz burada oturun, tamam mı? Bekleyeceğiz yavaşça. Hareket edersek korkar çünkü. Öbür camı da Onu da açalım. sen aç ya. Tamam, Ben onu da zaten açalım. korkuyorum. Böyle İçeriye dediğime bakmayın. girer. Buradan da çıkabilirsin en azından. Tamam, peki. Bence içeriye girmeyecek ama akıllı bir hayvan. Kanat çırpabildiği mesafeden çıkacak. Çok sakin ol. Sana çok güzel bir Ben açı açayım mı? ayarlayacağım, tamam Ben mı? açayım mı? Aldın mı sopayı? Sopayı alıyorum. Evet. Yavaşça açıyorum. Herkes yerine oturursa otursun. Evet, herkes otursun. Rüzgar, otur anneciğim. Evet. Aç şimdi komple camı. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım ne olur içeri girmesin, dışarı çıksın, ailesine kavuşsun. Amin. Açtım. Ben de uzaklaşıyorum. Ben de burada. Bak, bak bu tarafa geliyor. Gel azıcık daha. Biraz daha gel.
Gülmeyin. Sola sola hadi. Bak yüzümü kara çıkartma, o kadar cama açtım. Evi batırmayı göze aldım. Ne olursun yürü azıcık. Azıcık sola gelsen zaten kanadını açtığında uçabiliyor olduğunu göreceksin. Yaparsın bunu hadi. Ona bir destek olmak için bir şarkı söyleyeyim. Kapanma olsun. Daha eğlenceli. Benim aklıma şey gelmiş. Aman güzel yavaş yürü. Gitmiyor. Aman güzel yavaş yürü. Her şey güzel olmaz. Hadi ya azıcık yürüsen tamamız. Kanalını açabilirsin sonra. Tüy girdi içeri. O içerideydi zaten. Yemek verirken girmişti. Hadi ya. Ben bir şey diyeyim, bence ben de şuraya oturayım, o zaman gidecek. Böyle şey yapayım mı? Hani o şey, yürümesini desteklemek gibi. Aynen, mi? Yap ya. Belki konar kaldırırım. Aynen onu. Aynen. Evet hayatım, sana güveniyoruz. Hiç korkma. Hiç korkma, sana zarar vermeyeceğim. Gel yukarı kaldıracağım seni. Gel. Hadi sopanın üstüne çıkarsan tamam. Ters yöne gidiyorsun. Bak kanat çırpacak gene. Evet, evet. Olmadı. Olmadı. Bak yardımcı olmak istiyorum sana. Gel. Gel. Korkuyorum ben, kaçıyorum. Gel. Sopayı hadi gel. Bin onun üstüne. Hadi çık. Hadi bin üstüne, kaldıracağım seni. Kaldıracağım seni. E niye benim taktiğim olmadı hiç şu anda? Benim evet. Yöntemim çok saçma çıktı. Çünkü camı görmüyor. Camı görmüyor. Evet, o dışarıya gidemiyorum diye şaşırmış durumda şu an. O zaman şu an her türlü içeri girecek o. Evet. Ve bunun kapısını ben açtım. Evet. Ve benim evim mahvolacak. Yapma bak, senin için her şeyi deniyorum. Çık artık lütfen gel, oradan. Gel, bak annem babam bekler seni, bunu, yürü. Korkma, korkma, hiç korkma. Gel bunun üstüne çık gel. Gel seni yukarı çıkaracağım. Korkma. Ya Rüya, Rüzgar niye bu bizi dinlemiyor? Gel sana zarar vermeyeceğim. Biz kuş kurtarıyoruz, sen resim derdindesin Rüya. Allah bismillah. Ya o tarafa da yanlış yöne gittin. Buraya gel. Gel buraya. Hadi kız. Hayatım acaba diyorum ki... Hı. Elini alsan mı? Rüzgar nereye gidiyorsun? Kuş senin kafana yapmış. Kolay anladım diye ben. Kuş senin kafana kaka yapmasın diye kaçıyorsun. Süper. Hayatım elini şöyle koysan sanki. Elimden de korkarım yani sopada bak. Yukarıya doğru çıkartacağız. Gel sopanın üstüne çıkar. Hadi otur oraya. Hadi gel. Tam 15 dakikadır uğraşıyoruz ya. Bak hiçbir şey yapmıyorum. Gel. Hadi çık üstüne. Gel hadi üstüne çık. Ama yani boşa panik yapıyorsun gerçekten. Dök panik ya, biraz sakinleşsin aslında. Boşa panik yapıyor yani. Ona zarar verecek olsam yem mi vereceğim? Gel. Mantıklı ama bunu ona anlatamıyoruz. Gel. Aşkım kargo gelmiş, sen kapıya bak, biz kuşla burada beraberiz. Rüya dur şimdi, kuşla baş başayız burada, çok korkuyorum, baban da gitti. Bak bir şey söyleyeceğim sana. Bizlik bir şey yok. Azıcık bu tarafa gel ve havalan. Sonra da çıkabilirsin. Yöntem bu. Şuraya kon. Buradan havalan ve dışarısı. Çok sen basit. Sen de çok şerefsin. Hadi ya yapabilirsin bunu. Rüya nasıl ya, kurtaracağız? Böyle ya kokuyamıyorum öyle. Hadi yapabilirsin. Rüya bir şey söyleyeceğim. Sen de konuşsana onunla. Öyle değil ya. Yöntemi anlat. Şöyle gelse bak, korkma da gösteriyorum. Şuradan uçsam burada kanat çırpabilirsin. Anladım. Buradan da yükselir çıkar gidersin ama ya. Ama kuşların dilinde konuşmuyorsun. Rüya efsanesi. Ben de kuş dili biliyorum, biliyor musun? Megere ga baga kuguş nega sıgıl sıgın. Su siparişi vermiştin ya, o gelmiş. Bizde hiçbir değişiklik yok, evet. Aynı stil bekliyoruz. Bu sefer kuş dili falan konuştuk onunla. Rüya cikledi falan. Gel hadi. Gel güzel kuş gel. Hiç zarar vermeyeceğim sana. Hadi. Hadi. Bir. Gel. İki. Atla onun üstüne. Gel çık. Dal gibi düş. Ha. İşte bu. Hop. Hadi hop, hadi. Ya bak. Düştü. Çok az kaldı hadi. Hadi bir daha. Yapabilirsin. Gel. Çık ha. Üstüne. Bak korkmuyor artık. Gel üstüne sana. Çık. Üstüne çık. Hadi. Çık. Hayatım yavaş, kanatları acımasın. Tamam. Hadi gel. Çık üstüne. Ha. Aman kaçma bunlar. Şimdi gerçekten. Buradan bir şey diyeyim mi? Ha. Oradan uçmaya babana doğru uçarsa var ya, babanın kaçışını hayal bile edemiyorum. Hadi gel. Tabii benimkini de. Evet. Evet. Baş, hayatım çok yavaş, çok yavaş. Çok yavaş. Gidiyor. Artık özgürsün, gidebilirsin. Gitmiyor. Gidebilirsin. Gidebilirsin artık. Gidebilirsin. Uç ay hayvan, o kadar denemiş, yazık ya. Anne. Bir şey söyleyeyim mi? Gülüyorum şimdi ona. Hazır mıyız? Hayır dur bekle. Bekle vedalaşalım. Görüşürüz. Kendine çok iyi bak.
Yine bekleriz ama lütfen yatak odasının camına gel, ben oraya yemek falan koyurum. Burada sıkışma, tamam mı? Hadi, hadi bakalım, gönderiyor muyuz hayatım? Hadi gidiyor. Görüşürüz, kendine iyi bak. Ve gitti. Gitti. Başardık. Bakayım. İyisin değil mi, her şey yolunda? Hoşça kal minik kuş. Bir daha geldiğin zaman ay, lütfen abi, buraya değil. Küçük ya da. Büyük olsa zaten niye buraya sıkışsın? Aklı var, mantığı var. Gelmez yani. Başardık. Arkadaşlar başardık. Çok mutluyuz. Çak. Evi de batırmadık ha. Videomuzu beğendiyseniz like atmayı. Hayvanları seviyorsanız abone olmayı unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar. Hoşça kalın.